Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle büyük bir soruyu cevaplayacağım. Sorumuz şu. Horoz yumurta yapar mı? Evet. Kar yağda horozumuz yumurtluyor mu? Ya ne yapıyorsun oğlum orada? Bakalım yumurta yapmış mısın? Evet, Horozumuz yumurta yapmış. Tabii ki de şaka arkadaşlar, bu bir şehir efsanesi. Bununla ilgili hemen sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Horoz yumurta yapar mı konusu e gerçekten herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Bu konuya geçmeden önce. Bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. 30 bin'e az kaldı. 30.000 olunca kümesimdeki herhangi bir hayvanı çekilişle sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden abone olmayı da unutmayın. Şimdi konumuza geçelim. Bunun için sizlerle bir deney yapacağım. Bu kümesimde hep beraber horozun yumurtlayıp yumurtlamadığını göreceğiz. Hazırlamış olduğum deney bu kabın içerisinde. Ee, ve kendi tavuklarımın üzerinde de deneyeceğim. Sizlerle de nasıl denediğimi paylaşacağım. Arkadaşlar. Şu yumurtayı görüyorsunuz. En küçük yumurta bu. Bu yumurta horoz yumurtası zannedip, yumurtladığını iddia eden insanlar olabiliyor. Köyde olsun, şehirde olsun fark etmez. Bu bilgi yanlış. E, gördüğünüz gibi kat kat yumurtalarımız büyüyor. Arkadaşlar, bir tavuk yumurta yapacağı zaman e, ilk yumurtasıysa tavuğumuzun ilk yumurtası bu büyüklükte olur. Bu ideal, normal e, kılavuz dediğimiz yumurta'nın boyutudur. Daha sonra yumurtladıkça yumurtanın şekli değişir ve tavuk yumurtlamaya alıştıkça da yumurtanın büyüklüğü görmüş olduğunuz boyuta kadar çıkar. Bu boyut yumurtanın son halidir. Daha sonra tavuk içerisinde yaklaşık 20-30 tane yumurta bezesi barındırır. Bu bezeye düşen bütün sarı yumurtalar tek tek çıkmaya başlar. Yaklaşık 15-20 tane yumurta yumurtladıktan sonra bazı ırklar hariç bazı ırklar 15 tane yumurta yaptıktan sonra da gurk düşebiliyorlar. Ama diyelim ki gurk olmayan tavuk yaklaşık 10-15 tane yumurta yaptıktan sonra normal yumurta büyüklüğü bu şekilde normal yumurta büyüklüğü bu şekildeyken yavaş yavaş küçülmeye başlar. Tavuk Belli bir yumurta yaptıktan sonra dinlenmeyi alır kendini. Yani yumurta yapmaz yaklaşık bir ay boyunca sürebilir bu durum. Bu da kendisini dinlendirmek için yaptığı bir yöntemdir. Bu yönteme de girerken arkadaşlar yumurta bu şekilde gün geçtikçe küçülür. Ve en son boyut budur. Böyle bir yumurta bulduysanız bu kümesinizdeki tavuğun son yumurtasıdır arkadaşlar. Son yumurta tavuğun dinlenmesi için kendine ayırdığı süreye giriş yumurtasıdır. Yani kesesinde artık yumurta kalmamıştır. Ve son bezelerinden çıkan yumurtalar küçüktür arkadaşlar. Yani bu yumurtayı horozlar yumurtlamıyor. Videonun başında eklemiş olduğum folluktaki horozum e, tabii ki de yumurta yapmıyordu. Bunu sizlerle paylaştım. O horozun o follukta ne işi vardı? Hemen bunu sizlere açıklayayım. Bir horoz bir folluğa gidip değişik sesler çıkarıyorsa bu o horozun yumurtladığı anlamına gelmez. Bu görmüş olduğunuz sürünün içerisinde yumurta yapmak isteyen tavuk varsa ve karnında yumurtlamaya yakın yumurtası varsa bu tavuk kendine bir folluk bulamıyorsa erkek üzerine düşen görevi yapar ve gider o tavuğa folluk bulur. Bulduğu folluk da video başında görmüş olduğunuz folluktu. Yani yumurtlayacak dişi ağladığı için yer aradığı için ona güven veren bir folluğu horoz seçiyor zaten. Yani erkeklik görevini yapmış oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer bir horoz bir folluktaysa kesinlikle dişiye güvenilir yer arıyordur. Bu yüzden folluğa oturmuştur. Ve karısını çağırıyordur. Gel buraya yumurtla anlamına gelen sesler çıkarıyordur. Aynı keza bu follukta yatan tavuğumuz gibi. Bu follukta yatan tavuğumuz buraya yumurta yapacak. Altında da zaten eski yumurtaları var. Yani bahsetmek istediğim olay hiçbir zaman hiçbir horoz yumurtlamaz. Hiçbir erkeğin hamile kaldığını ya da hiçbir erkek hayvanın hamile kalıp e, deniz atları hariç bu arada Çünkü deniz atları kendiler erkek Olarak doğum yapıyorlar Yani mantıken mantınıza yatacak Hayvan cinslerini getirin Hiçbir erkek hayvan hamile kalıp Düşük yapmaz yani doğum da yapmaz Bu yüzden hiçbir horoz Yumurta yapmaz arkadaşlar Bu şehir efsanesine de son noktayı Koyuyorum e, çünkü horozlar Yumurta yapamaz Böyle bir yeteneği yok Horozum yumurta yaptı diyen varsa da Yalan söylüyordur. Böyle bir yumurta yapma şekli yok arkadaşlar. Ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Bizzat kendim takip ettim. Folluktaki tavuğumun son yumurtasına kadar takip eden bir insanım. E, hangi tavuğumun nasıl renk, hangi tavuğumun hangi boyutta, hangi tavuğumun hangi renkte yumurta yaptığını da bilen bir insanım. Yıllardır bu işin içerisinde olduğum için bu görmüş olduğunuz minnak yumurta... Kesinlikle tavuğun son yumurtasıdır. Tavuk kendini dinlenmeye alacaktır. Ya da gurp pozisyonuna düşecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bununla ilgili size yanlış bilgiler veren iddiada bulunanlar olursa da o kişilere bu videoyu izletebilirsiniz. Ben buraya yine de follukta oturan horozumun görüntülerini yakalamıştım. Tavuğunu çağırıyordu. O videoyu da hemen tekrar buraya ekliyorum. Ki ne demek istediğimi anlayabilin diye arkadaşlar Bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz tavuklar yumurtlama sırası bekliyor. Horoz da yeni yaptığım folluğun güvenli olduğunu erkeklik görevi olarak yerine getiriyor. Ve tavuklara yumurtlayacak güvenli yer ayarlıyor. Yani size söylediğim gibi horoz folluğa girip follukta oturuyorsa yumurtluyor anlamına gelmez. Yani böyle küçücük yumurtalar horozlardan çıkmıyor arkadaşlar. Bu bir şehir efsanesi. Kümeste horozun görevlerinden biri de tavuklara güvenli folluk seçmek ve yumurtlamaları için onları oraya çağırmak. Gördüğünüz gibi Hazır bu videoya gelmişken e, hayvanlarınızın bakımı ile ilgili de çok kısa bilgilendireyim sizi. Arkadaşlar sularına sirke koyabilirsiniz. Sirke hayvanlarınızın iç parazitini, onun dışında iç mikroplarını, bakterileri öldürür, yok eder. E, insanlara da çok faydalıdır. Siz de sirkeli su içebilirsiniz. Tabii ki çok aşırı sirke koymayarak. Bir su bardağına bir tatlı kaşığı sirke yeterli. Bunun dışında hayvanlarınızdan çok verim almak istiyorsanız onlarla sık sık konuşun. Onları sık sık sevin. Ele alıştırın. Yabanileştirmeyin. Ve bunun dışında e, hayvanlarınıza bol bol sarımsak, soğan verin. Şu an videoda görmüş olduğunuz hayvanlarım aşırı yemek yedikleri için uyku modundalar. Dinlenme modundalar. Bu yüzden sizlere bu şekilde gözükebilirler. Hemen canlandırayım hatta. Görmüş olduğunuz hayvanlarım canlı, kendinde, iyi hayvanlar. Fazla yem yedikleri için uyku modundalar. Bizler de fazla yemek yediğimiz zaman kendimizi dinlenmeye alabiliyoruz. Dediğim gibi soğan, sarımsağı eksik etmeyin arkadaşlar. Yem olarak ben buğday veriyorum. Yanında da kırık mısır ekliyorum ama yazın fazla mısır vermeyeceğim. Bunu sizlerle daha önce de paylaşmıştım. Yumurta verimi almayı çok istiyorsanız yapmanız gerekenlerden biri de fazla sayıda folluk. Kümesinizde ne kadar çok folluk varsa tavuklar o follukları seçip kendilerine yuva yapabilirler. Böylelikle de hayvanlarınız fazla sayıda gurk olabilir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizlerle paylaşacağım. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.